Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Fahrettin Kerim şişesinin hikayesini anlatacağım. Fahrettin Kerim şişesi nedir? Nasıl Türk insanının hayatına girmiştir? Bunun hikayesi. Buyurun, başlayalım. Fahrettin Kerim Gökay vali, belediye başkanı, siyasetçi, büyükelçi, bakan, Migros'un kurucusu, psikiyatrist, profesör, doktor ve koyu bir yeşil ağaç. Yıllar 1949'u göstermektedir. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul'un hem valisi hem de belediye reisidir. Koyu bir yeşilacı olan Fahrettin Kerim İstanbul polisine bir emir gönderir. İstiklal Caddesi'nde ve Taksim'de ortalıkta dolaşan, çevreye rahatsızlık veren tüm sarhoşları toplayın. Polis hemen harekete geçer. Ve geceyle birlikte polis teker teker sokaklara dökülmüş sarhoşları toplamaya başlar. Ekipler onlarca, yüzlerce sarhoşu belediye otobüslerine bindirip istif istif halde Bakırköy Akıl Hastanesine gönderirler. Bakırköy Akıl Hastanesi ne alaka demeyin, aynen öyle. Vali ve belediye başkanının emridir. Tabii ki Bakırköy Akıl Hastanesi'nde doktor ve hemşireler hazır haldedirler. Her iflah olmaz sarhoşa lomber ponksiyon adı verilen dilimizdeki karşıtı ise belden su alma işlemini bu sarhoşlara uygularlar. O tarihlerde İğne teknolojisi şimdiki gibi gelişmediği için kullanılan iğneler demir ve kaba olduğu için su alma işlemin ve sonrasında uygulanan kişilere büyük ağrılar vermektir. <laughs> sarhoşlar sabah olup kendilerine geldiğinde büyük ağrı hissederler. Hastaneden çıkan sarhoşlar tekrar hayatlarına geri dönünce İstanbul'u Fahrettin Kerim sarhoşların belinden su alıyormuş söylentisi kaplar. Yeşilay Derneği başkanlığını da yapan alkol ve sigara düşmanı olan Fahrettin Kerim Gökay'dan alkol ve sigara müdavimleri pek hazzeder durumda değildirler. Kısa boylu olan Fahrettin Kerim Gökaya akşamcılardan hemen 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 akabinde bir çıkış gelir. O zamanlar Tekel'in yeni çıkardığı bodur görüntüsü olan 45'lik rakıyı akşamcılar Fahrettin Kerim Gökaya benzettiğinden bu rakıyı bakkaldan ve meyhanecilerden isterken ver bir Fahrettin Kerim demeye başlarlar. İşte arkadaşlar Fahrettin Kerim şişesi söylemi böylece doğmuştur. Fahrettin Kerim Gökay demişken ve Fahrettin Kerim Gökay şişesini işlemişken o devrin üstadlarından Neyzen Tevfik'i anlamadan bu konuyu bitirmek kesinlikle olmaz. Buyurun konumuzla ilgili alakalı hikayeye. Yıl 1950'ler yer ise Beyoğlu meyhanelerinden biridir. Elinde bir neyle 25-30 yaşlarında kılık kıyafeti düzgün bir genç hızlıca meyhaneye girer. Loş ortamda ilk boş bulduğu bir masaya oturup telaşlı bir tavırla garsonu çağırır. Bakar mısınız? Garson hemen gencin masasına yönelir. Buyurun efendim der. Bir Fahrettin Kerim biraz da soğuk badem siparişiyle Fahrettin Kerim şişesinin ne olduğunu anlatmıştık. Garson baş üstüne efendim der. Sipariş gelmeden hemen gencin yanına meyhanenin yetkilisi gelir. Delikanlı bakar mısınız? Genç yavaşça bakar. Buyurun der. O masa her zaman rezervasyonludur. Masadan kalkmanızı rica edecektim. Yandaki masaya alsak sizi. Genç, ne münasebet efendim. Siz müşteri mi ayırıyorsunuz? Boştu masa. Ben Geldiğimde ve oturdum. Meyhaneci, üstadın masasıdır bu. Buraya gelen herkes bilir. Kimse oturmaz bu masaya. Ne? Üstad, müstad anlamam. Hem kimmiş bu üstad? Diye cevap verir meyhaneciye genç. Patronun gözü masadaki neye ilişir? Ve gözüyle işaret eder. Üstad Neyzan tefik? tanımamanız imkansız der. Ben benden başka üstad tanımam. Benim üstad diyeceğim adam bu aleti benden iyi üflemeli kardeşim cevabından sonra ortalık buz keser. Meyhaneci de sinirlenmeye başlamıştır. Masaya doğru iki meyhane fedaisi de o anda hareketlenir. O anda meyhaneye az önce girip tartışmalara şahit olan Neyzen Tevfik meyhaneciye boş ver manasına gelecek işaret eder. Sessizce gencin arkasındaki masaya oturur. Neyzen Tevfik bir Fahrettin Kerim de kendisine söyler biraz da soğuk badem. Delikanlı ikinci şişeyi de sipariş edip usuldan kafayı bulmasıyla birlikte yavaşça neyi çıkartır? Muhafazasından tutaklarına yaklaştırır. Meyhaneci içinden bu kadar da fazla diyerek delikanlının masasına yönelir. Delikanlı ayıp yahu üstadın yanında bu da olmaz. Her şeyin bir edebi usulü var kardeşim. Arka masadan kısık ve boş vermiş bir ses duyulur. Bırak dostum tamamdır. Meyhaneci Neyzen tevhike hürmeten olayı uzatmaz. Delikanlı başlar bir taksim üflemeye. Meyhanedeki herkes o anda sohbeti keser, yemeği içmeyi bırakır, taksime kulak kesilirler. Delikanlı usta bir şekilde neye üflemektedir? Lakin çok tizden girmiştir. Hem kendini ispat etme gayreti hem de yuvarladığı iki şişe rakının tesiri ile tıkanıp kalır. Tam fısıltılar başlamışken derin ve akıcı bir ney sesi duyulur üstadın masasında. Delikanlının çıkmaya cesaret edemediği perdeden almış, gönülleri fethetmeye başlamıştır bile. Şaşkınlığa düşer genç. O perdeye çıkmak her kişinin yapabileceği bir şey değildir. Hem tartışma esnasında arkasına döndüğünde neyzen tevfikte ne görmemiştir. Ardından arkasına döner. Bakar. Bir daha bakar gördüğü yetmiştir ona. Mahcup, kıp kırmızı bir suratla başını öne eğer ve çeker gider. Üstadın elinde ney değil, boş bir Fahrettin Kerim şişesi vardır. Bu videomuz da burada bitiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın abone olmanız bize şek, gayret vermekte. Daha faydalı videolar üretmemize sebebiyet olmaktadır. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.